Tabii Abdullah Öcalan'ın doğrudan doğruya politik kimliğiyle ilgili, Kürt halk önderi olmasıyla alakalı bir durum bu. Abdullah Öcalan'ın aslında şu andaki politik durumunu böyle tanımlamak daha doğru olur. Yani bir parti veya bir hareketin lideri olmaktan öte artık Kürt halkı bakımından, yani sadece Türkiye'de değil, coğrafya anlamında yani Kürdistan'da yaşayan tüm Kürtler bakımından çok önemli bir pozisyonu var. O bakımdan Türkiye, Suriye, Irak, İran'da yaşayan Kürtler bakımından, diasporada yaşayan Kürtler bakımından lider konumunda olan, önder konumunda olan bir kişi, ben bununla doğrudan doğruya alakalı olduğunu düşünüyorum. İşte tam da bence hani belki sorunuz olacak ama tam da burada aslında çözümü aramak gerekir. Yani bir kişi tarihsel olarak bu kadar önemli bir liderlik konumuna gelmişse o halde o tarihsel sorun ancak bu kişiyle çözülebilir. Ki Türkiye'nin Kürt sorununun barışçıl çözüm çabalarına da baktığımızda, yani 1993'e gittiğimizde Türkiye'de devlet her zaman Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öcalan'ı muhatap almış. Aslında bir bütün olarak ona yaklaşımı, yani devletin Abdullah Öcalan'a bu yaklaşımı, Kürt sorununa yaklaşımı olarak da görmek gerekir. Fakat geldiğimiz noktada yani Türkiye'li devlet yetkililerine, Türkiye'deki siyasi iktidara hani şunu hatırlatmak gerekir. Bakın dünyada benzer sorunlar çok oldu. Ve bu sorunlar kararlı ve güçlü liderler tarafından çözüldü. O nedenle sık sık bizim siyasetçi arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi tarihsel olarak hala ciddi bir şansımız var, bir fırsatımız var. Kürt halkı bütün olarak Sayın Öcalan'ın bu konudaki iradesini tanıyacağını defalarca hem Kürt hareketi hem de halkın değişik kesimleri açıkladılar. Türkiye'de de tek kişi yönetimine dayalı bir başkanlık modeli var ve Sayın Erdoğan da Türkiye'yi yöneten güçlü bir siyasi lider. Bu fırsat kaçmaması gerekir. Askeri darbe sonrası sıkı yönetim zamanında bile insanlar avukatlarıyla ve aileleriyle bir dakika dahi olsa görüştürülüyordu bakın. Bir dakika bile olsa. Çünkü en azından yaşayıp yaşamadığını, durumunun ne olduğunu gözünle görmen gerekir. Sesini duyman gerekir. Fakat bu dönem hukuk bir araç olarak kullanılıyor. Yani işte cezaevi gözlem kurulları disiplin cezası veriyor, idare kurulları. Sonra siz bu disiplin cezasına itiraz ediyorsunuz. Oradaki infaz hakimi reddediyor, itiraz ediyorsunuz, mahkeme reddediyor. Avukatlarınızın bundan haberi bile yok. Ya bir kere yani, bir dakika yani şimdi. Siz bir kişiye bir disiplin cezası verdiyseniz onun avukatına danışma hakkı var, avukat yardımı alma hakkı var. Peki avukatlarıyla görüşmeyen bir insan bu haktan nasıl yararlanacak? Yani yine bakın kılıfına bile uyduramıyorlar. Yani o verilen disiplin cezaları, o yapılan itirazlar, o itirazların reddedilmesi falan hepsi yasaya aykırı. Çünkü savunma hakkını en baştan kısıtlamışsınız. Yani bir kişi kendi avukatıyla görüşecek ki neye itiraz edip etmeyeceğini bilmek zorunda. İkincisi sürekli hak mahrumiyeti yaratacak idari ve yargısal kararlar veremezsiniz. Bunu Anayasa Mahkemesi defalarca kararlarında açıklamıştır. Yani bakın 39 aydır devam eden disiplin cezası olur mu? En fazla bir ay verirsiniz, bilemediniz 3 ay verirsiniz. Ben de en çok bunu anlamıyorum. Şimdi hiçbir şekilde avukatıyla görüşmeyen bir insana nasıl avukat görüş yasağı verir anlayamıyorum. Hani siz avukatınızla görüşürsünüz, orada OHAL KHK'larıyla getirilen bazı düzenlemeler var. Diyelim ki ona aykırı davrandınız. Avukat ve vekil müvekkil ilişkisini kötüye kullandınız diyelim, tamam mı? Hani ona dayanarak avukat görüş yasağı koyabilir bir defaya mahsus. Bir aylığına örnek veriyorum. İyi de şimdi siz hiç avukatınızla görüşmüyorsunuz. Nasıl oluyor da size avukat görüş yasağı koyuyorlar? Ya keyfiliğin keyfiliği var burada, tamam mı? Ya bu hukuksuzluk falan kelimesi hafif geliyor yani. Ya bu tam kanunsuzluk halidir bu. Aslında o verilen disiplin cezalarının hepsi yok hükmündedir. Adalet Bakanı çıkıp kamuoyu önünde düzenli açıklamalar yapabilir.
Biz hükümet olarak siyasi sonuçlarına katlanıyoruz. Siyaseten karar aldık, görüştürmüyoruz demeniz gerekir, değil mi? Bunu da demiyorlar. Niye? Çünkü bunun siyasi sonuçları olacak. Neden? Çünkü o zaman bütün dünya sizin ne yaptığınızı daha iyi anlayacak. Bunu da söylemiyorlar. Disiplin cezası veriyoruz. Ya neyin, neye disiplin cezası veriyorsunuz? Evet. Hiç kimseyle görüşmeyen bir insan ne yapmış olabilir ki disiplin cezası alabilir? Yani merak ediyorum gerçekten. Yani bakın, bakanlık çok sıkışmış durumda. Bu tip yazıları yazan bürokratlar doğru yapmıyorlar ki biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta başında Adalet Bakanlığı'nın ilgili bütün genel müdürlerinin görevlerine son verdi. Yenilerinin atamasını yaptı. Biz de şimdi yeniden bir başvuru yaptık. Umarım göreve yeni gelen genel müdürler gerçekten bu hukuksuzluklara ortak olmazlar. Yani durum neyse onu söyleyin. Hani başka şeyler yazılmasının ben hani doğru olmadığı kanaatindeyim. Biz bu başvurumuzu takip edeceğiz. Doğrudan doğruya Sayın Bakan'a hitaben bir başvuru yaptık. Bu başvurumuzda artık bu hukuksuzluğun sona ermesini istedik. İkinci olarak biz bu kadar ağır hukuksuzluğun yaşandığı yeri elbette ki öncelikli görmek istiyoruz. Çünkü partimize biliyorsunuz çok yoğun başvurular var. Mevcut yasalara göre tabii ki Adalet Bakanlığı'nın yetkisi var. Yani Adalet Bakanlığı'nın yetkisini bırakın. Zaten mevcut kanunlara göre kimsenin kimseye izin vermesine gerek yok. Yani Abdullah Öcalan'ın avukatıyım diyen kişilerin 15 günde bir hapishanede ziyaret hakkı var. Hükümlü olduğu için. Abdullah Öcalan'ın vasisinin 15 günde bir onu ziyaret etme hakkı var. Ailesinin ayda bir ziyaret etme hakkı var. Abdullah Öcalan'ın dilediği 3 kişiyle telefonla görüşme hakkı var. Şimdi bu haklar zaten kullandırılmıyor. Ayrıca ekstra Adalet Bakanlığı isterse istediği kişileri görüşme için izin verebilir. Bununla ilgili yetkisi var. Şimdi bakın siyaseten şunu vurgulamak gerekiyor. Şu anda Orta Doğu'nun içinde bulunduğu durum, bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'deki soykırımı, saldırılarını devam ettirmesi ve savaşın İran'a sıçrama ihtimali şunu gösteriyor. Türkiye artık Kürtlerle barışmak zorunda. Bu bir zorunluluk. Türkiye'nin siyasal iktidarının bunu görmesi gerekiyor. Konuşmamın başında da ifade ettim. Ve burada da Sayın Öcalan'ın pozisyonu itibariyle bu bir çok büyük bir fırsattır. Özellikle sadece Türkiye için değil, Suriye için, hele hele özellikle Suriye. AK Parti'yi bu yanlış sürecin içerisine iten devlet içindeki aktörler, MHP'nin kendisi, yine paramiliter güçler, çeşitli Ergenekon yapılanmaları. Bakın bunlar 8 yıllık kesintisiz bir savaşın içine soktular Türkiye'yi. Türkiye şu anda ekonomik olarak tükenmiş durumda. İnsanlar şu anda çok ciddi bir yoksulluk içerisinde. Türkiye 17. ekonomiden bazı akademisyenlere göre 23. sıraya düşmüş durumda. Yani Türkiye çok şey kaybetti. Çok, çok önemli insanlarını kaybetti. Çok önemli insanlarının yurt dışına gitmesine sebep oldu. Yani çok ağır bedeller ödedi. Yani buna gerek yok. Şu anda parlamentoda barıştan yana, demokrasiden yana yeteri kadar milletvekili var, yeteri kadar parti var. Yeter ki AK Parti bu konuda politikasını değiştirsin. Bakın o zaman sorunlar hızla çözülecektir. Yani bu koşullar değiştir diyor. Bakın 31 Mart seçim sonuçları çok açık değil mi? 31 Mart seçim sonuçları şunu gösteriyor. Yani halk gidişatı beğenmedi. Şimdi demek ki AK Parti'de oturacak, düşünecek, politikasını değiştirecek. Bunun birinci sebebi Kürt meselesindeki savaş politikasıdır. Bundan vazgeçecek. Yani siz bir ülkeyi kesintisiz 8 yıl savaşın içinde tutmuşsunuz. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Bunu daha ne kadar sürdüreceksiniz? Sürdüremezsiniz. Tam tersi barış isteyen çok ciddi bir Kürt hareketi var. Ve en önemlisi de bütün o coğrafyalarda yaşayan Kürtlerin tamamı üzerinde söz hakkı sahibi olan bir kişi var. Yani Sayın Öcalan'ın bu pozisyonu bu açıdan çok önemlidir. Şunu da nacizane hatırlatmakta fayda var. Sayın Öcalan 75. yaşına girmiştir. Kendisine sağlık diliyorum ama bizim bekleyecek zamanımız yoktur. Hem Türkiye'nin hem Kürtlerin hem Türkiye'de barıştan
yana olan kesimlerin, demokrasiden yana olan kesimlerin bir an önce hiç vakit kaybetmeksizin yeni bir barış sürecini inşa etme görevimiz vardır, sorumluluğumuz vardır. Bunu bıkmadan, usanmadan ifade edeceğiz. Bunu bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Türkiye'nin siyasi iktidarını kim temsil ediyorsa, devleti kim temsil ediyorsa barış onunla konuşulur. Diyalog ve müzakere onunla yapılır. Yani dolayısıyla iktidar partisi kimse tabii ki onunla yapılır. Bu iktidarda olmayla alakalı bir konu. Yani o nedenle mesele AK Parti meselesi değil ki. Ben AK Parti adım atarsa muhalefetin, hani MHP'yi bilemem. Çünkü onlar savaş politikalarından besleniyorlar. Ama diğer muhalefet partilerinin karşı çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle iktidar partisi bir şeye hazır olduğunu söylerse muhalefet Türkiye'nin yararına olacak bir politikaya niye hayır desin? Yani bu halklarımızın tümünün yararına olacak bir politika olacaktır. AK Parti'nin bunlara ihtiyacı yoktur. AK Parti barış desin. Bu diğer çevrelerin AK Parti'ye verebileceği bir zarar da yoktur. Anayasa değişikliğinden önce AK Parti'nin MHP'ye ihtiyacı vardı. Ama şu anda mecliste erken seçim kararı alınabilmesi için biliyorsunuz 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani MHP tek başına bu meclisi erken seçime götürecek çoğunluğu yok. Böyle bir yeteneği de yok. Yani dolayısıyla AK Parti yeter ki barışta karar kalsın. Yeter ki yeniden barış sürecinin inşasına evet desin. Parlamento zemininde kesinlikle farklı noktalardan, bizim partiyi kastetmiyorum, tüm parlamento zeminini kastediyorum, destek bulacaktır. Bir de biliyorsunuz yeni sistemde zaten belirgin ana aktör Sayın Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Yani Cumhurbaşkanı şu anda yürütmenin başıdır bir bütün olarak. Ben yani MHP'lilere de nacizane şu tavsiyede bulunuyorum. Yani bakın Türkiye tükendi yani. Yani bu politikanızdan vazgeçin. Ya Türkiye'deki Kürtler bölünmek falan istemiyor, ayrılmak falan istemiyor. Bunu siz kendiniz yarattınız. Bütün anket şirketlerinin ortak araştırması var. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin ezici çoğunluğu, yani %80'inden fazlası birlikte yaşam içerisinde Kürt sorununun çözümünden yanalar. Şimdi eğer MHP'li yöneticiler hala bunu görmemekte ısrar ediyorsa yani orada başka bir problem var demektir. Hani bunu da söylemek gerekiyor. Yani devlet uyguladığı politikayla yanlış yapıyor. Tam tersi biz barış istediğimiz için cezalandırılıyoruz. Arkadaşlarımız barış istediği için hapiste tutuluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın uluslararası hukukta savaş isterseniz hakkınızda soruşturma açılması lazım. Barış isterseniz sizin alkışlanmanız gerekir. Türkiye'de tersi olmuş. Yani ben özellikle tekrar şunu hani vurgulamak istiyorum. Bizim artık gündemimizden bunların çıkması, yani bizim bir an önce yeni bir barış sürecini inşa etmemiz ve halkın refahını, mutluluğunu konuşacağımız konuları gündemimize almamız gerekiyor. Yani yine başladılar işte. Suriye'de şöyle olacak, orada bir. Nereye kadar, neye kadar, nasıl? Bu bütün halkları tüketmeyecek mi? Tam tersi bir seçenek var. Hani bir barış seçeneği var. Ya bu barış seçeneğini niye iktidarlar değerlendirmez? Gerçekten anlayabilmiş değilim. O nedenle bir an önce Sayın Öcalan'la görüşmelerin başlaması gerekiyor. Avukatlarıyla görüşmesi gerekiyor. Yani onun bu süreçte ne düşündüğünü öğrenmemiz gerekiyor. Herkes konuştu, öyle değil mi? Peki niçin Sayın Öcalan'ın konuşmasına izin verilmiyor? Acaba birileri gerçeklerin konuşulmasından mı korkuyor? Yani dolayısıyla bakın burada Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiren bir konudur bu. Yani bu barış süreci niçin bitti? Niçin devam ettirilmedi? 2019'da yeniden bir şansımız olabilirdi. Yeniden nasıl kesildi bu görüşmeler? Türkiye nasıl bir cenderenin içerisine girdi? Yani şu anda Türkiye sürekli çetelerle, mafyayla mücadele eden bir devlet görüntüsü veriyor, öyle değil mi? Gri listeye girdi. Ekonomisi çöktü. Dışarıya sürekli beyin göçü veriyor. Ve çok ciddi can kayıpları yaşadı. Yani bütün bunları bence sona erdirmek mümkündür. Ama her şeyden önce de artık gerçekten bu siyasi iktidar normalleşme kavramını kullanıyorsa, normalleşmek demek kanunlara uymak demektir. Değil mi? İmralı'dakiler avukatlarıyla görüşsün.
aileleriyle görüşsün. Onların da ne düşündüklerini öğrenelim. Onlar yasal haklarını kullansın. Siyaseten bir tartışma zemini oluşsun. Belki Türkiye buradan bir çıkış yakalayacaktır. Öbür türlü sorunlar sadece ötelenmiş olacaktır. Ve siyaset kurumu yine çözümsüz kalacaktır.